Cumhuriyet Halk Partisi Çerkezköy İlçe Eski Başkanı Vahap Akay, bölgenin çiçeği burnunda televizyonu T Haber'i ziyaret etti. Haber stüdyosunuz. Evet, burası rejimiz. Burası kurulacak. T Haber'in tüm bölgeye hayırlı olmasını dileyen Akay, yarın Çerkezköy Belediye Başkanlığı için resmi aday adaylığı başvurusunu yapacağını belirtti. Önce partimiz adına, sonra Çerkezköy adına yapacaktı. Genel merkez bunun koşulunu belirledi. Aday adaylıklarının koşulunu belirledi. Daha önce ilçe başkanlığı konuda açıklamalarını da yaptı. Önümüzdeki süreçte ön seçim adında, yani ön seçim olmaz ama temayül olarak bir sandık konabilir. Bunun dışında anketler ortaya çıkacak. Dolayısıyla bunların birleşiminde genel merkez bu konuda kararını verecek. Umut ediyorum bütün arkadaşlarımız, aday aday olacak arkadaşlarımızla beraber, hep beraber, örgütümüzle beraber biz Çerkezköy'ü önce Tekirdağ Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir yapacağız. Sonra da Çerkezköy'ü Cumhuriyet Halk Partisi Çerkezköy Belediyesi yapacağız. Nisan 2012'de yapılan CHP Çerkezköy İlçe Kongresi'nde 14 oy farkla seçimi kaybeden ve ilçe başkanlığını Metin Dönmez'e devreden Vahap Akay, siyaset arenasına Çerkezköy Belediye Başkan aday adayı olarak dönmeye hazırlanıyor. Böyle bir yatırım için geç kalındığını ifade eden Akay, T Haber'in ilçenin ve bölgenin nabzını tutacağını söyledi. Biz öncülük ettiniz Çerkezköy'de yayınlara. İlk günlük gazeteyi yarattınız. Dolayısıyla gelişen duruma dair görüyorsunuz. Çerkezköy ihtiyacı karşılayacak diye düşünüyorum. Hatta Tekirdağ Büyükşehir ihtiyacı karşılayacaksınız diye düşünüyorum. Yani yayınlarınızı takip ediyoruz o bağlamda. Çorlu haberleri, Hayrabolu haberlerini, Tekirdağ tüm ilçenin haberlerine başladınız. Yani son bir sene, üç sene Marmara Haber. Marmara Haber bir sene. Bir sene değil mi? Yayınlar devam ediyor. Tabii Büyükşehir olmanın avantajları var. Kurduğumuz altyapı 9 ilçeler aynı anda merkeze bağlanıp ulusal kanallar gibi yayın yapacak bir potansiyele sahip. Kongreyi kaybettikten sonra parti için çalışmaya devam ettiklerini belirten Vahap Akay, Çerkezköy'ün 10 yıllık iktidarını değiştireceklerini kaydetti. Bu defa Çerkezköy'ü bu 10 yıllık iktidarını değiştireceğiz diyoruz. Yerel seçimde iddialıyız. Bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi üzerine düşeni yapacak. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Haber Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci Şaban Kardeş de gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı. T Haber hayatın aynası dedi. Çağımızın iletişim kitle araçlarından bir tanesi de internet. Oradaki görüntülü haberi, yani biz işte gazeteci yazmış, kendince yazmış ya da taraflı yazmış. Bunun öyle taraf olmadığını bizzat orada izleyerek insanlar görecek. Video haberi de kimin IQ'su ne kadar, kimin fikri ne kadar, kim ne kadar samimi. Yani yıllardır Çerkezköy'de haber yazarken zevk aldığımız haberler oldu, zorlandığımız haberler oldu, üzüldüğümüz haberler oldu, sevindiğimiz haberler oldu. Ama sonuçta biz kamu görevi yaparak bunu kamuoyuyla paylaştık. İnsanlar okurken hep bazen demişlerdir, ya işte bunlar gazeteci değil mi yazmıştır. Evet. Bunun böyle olmadığını insanlar görecek. Televizyonumuzun ana sloganı da hayatın aynası. Yani bize taraflı diyorsa insanlar, diyecekse, baktığında aynaya kendini nasıl görüyorsa oraya baktığında da o şekilde görecek. Cesur, korkak diyorsa, kendisi korkaksa biz de onun kadar korkak. Kendisi cesursa biz de onun kadar cesuruz.